isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşılır engeller yok olur, gel beraber denene. Her şeyi boş ver, sen de güven kalbinin sesine. Günaydın, günaydınlar efendim. Hepinize harika bir gün diliyorum. İyi haftalar. Umarım güzel, sağlıklı, güzel geçmiştir hafta sonu ve haftaya da iyi başlamışsınızdır. Öyle hissediyorsunuzdur. Çünkü o enerji nasıl başlarsa öyle gidiyor. Aman güzelliklerle uyanın, sağlıkla, neşeyle, mutlulukla. Beklediğiniz ne kadar güzellik varsa sizin olsun. Ki bugün az sonra konuklarım arasında haftamızın astroloğu var. Burçlara göre anlatacak bize neler bekliyor. Menekşe koleksiyonerim var. İçindeki güçten tekrar yeniden doğan, küllerinden doğan, hatta dijital platformda, uluslararası platformda ödül almış bir kitap yazan yazarımız var. Şimdi olmaz olmaz demeyin. İnsan beklemediği noktadan nerelere gelebiliyor. Çok değerli, çok yakından tanıdığınız, sevdiğiniz bir oyuncu konuğum var. Yani bugün yok yok programda, kısa bir reklam arasından sonra. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Telefon numaramız zaten ezberinizde. Az sonra sizlerleyim efendim. Efendim bahar geldi diyeceğim. Yalnız havaların durumundan ve derecelerden dolayı hala bahar tam geldi mi gelmedi mi emin değiliz. Ben yine sizin için güzel bir elbise giydim. Stüdyomun bir kenarına şöyle güzel bir menekşe köşesi yaptım. 2000'den fazla menekşesi var. Kendisi bir koleksiyoner ve neden bunu yaptığını anlatacak bize az sonra. Çok değerli bir oyuncu arkadaşımız var. Demet'i tanıyorsunuz tahmin ediyorum. Bugün yok yok programda ama ondan önce biraz gündem. Haftaya şöyle bir başlayalım. Efendim koronayı yenen sağlıkçıdan bir çağrı var bize. 112 sağlık personelleri koronavirüsle en önde mücadele eden gruplardan biri, bunu biliyoruz. 112 Narlıdere istasyonunda görev yapan evli ve iki çocuk annesi paramedik Sevgi Sönmez. Kendisi yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştuğu Sevgi Sönmez'in vatandaşlara ufak bir çağrısı var. Bence dinleyelim. Covid-19'a deprem zamanında uğradım. Deprem olduktan sonra yaklaşık bir hafta, 10 gün kadar hiç evimize gidemedik. Sürekli enkaz alanında, sahada, çadırların olduğu bölümlerde çalıştık. Bu süreçte uyumadık, yemek yiyemedik, su içemedik. Bağışıklık sistemimiz düştü. Çocuklarım kapının diğer tarafındaydı ama ben hiçbir şekilde onlarla iletişim kuramıyordum. Kızım gelip ağlıyordu, oğlum gelip ağlıyordu. Yani ben o evde yokum da çocuklarım ve babası bir hayat yaşıyor. Ben de onları izliyormuşum gibi çok büyük bir motivasyon düşüklüğü yaşadım. Ağırdı, zordu. Biz çok yorulduk, çok tükendik. Artık fiziksel olarak da yetemeyeceğimiz durumlara geldik. Dinlenemiyoruz, çocuklarımıza vakit ayıramıyoruz. Yani birazcık daha ciddiye alınmasını istiyorum. Sosyal mesafeye, maske ve hijyene, kurallara biraz daha uyulmasını tüm toplumdan rica ediyorum. Efendim yaşayanlar anlatıyor. Diyorlar ki maske, mesafe, hijyen. Bunu yaşayan bilir. Yaşayan dışarıdaki bir dünyadan içeriye bakmak gibi tanımlıyor. Ailesine, çocuklara ulaşamamanın vermiş olduğu üzüntüyü o anda. Ama buna rağmen bazen geçirmiş olmasına rağmen bazı kişiler tekrar da yakalanabiliyorlar bu rahatsızlığa, biliyorsunuz. Onun için aşıya rağmen, her şeye rağmen, antikora rağmen maske, mesafe, hijyen şart. Ama hal böyle olunca nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü kısıtlamaya rağmen sokaklarda düğünler var. Şöyle ki, İstanbul'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı. Şişli, Küçükçekmece, Eyüp Sultan'da davullu zurnalı eğlence düzenleyen vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Evet, vatandaşlar tarafından birazcık görüntülenmiş bu anlar. Mutlu bir an, anlıyoruz tabii ki. Belki hepiniz test de yaptırdınız ama yine de bu görüntüler olmaması gereken görüntüler. Evet efendim. Evet, mutluluklarına ortak olmak isterdik. Gönülden sevgilerimizi gönderip tebrik ediyoruz evlenen çifte efendim. Ve ibretlik görüntüler. Avcılar'da evden eve nakliyat yapan, kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan bir çalışan. Bu tehlikeli yolculuğu efendim cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Neden yaptığını bilmiyoruz şu an gördüğümüz üzere. Arkadaş çok ciddi bir akrobasi hareketiyle tutunmuş gidiyor buraya. Yer mi yoktu acaba o kamyonun içinde, ben merak ediyorum açıkçası. Evet, gerçekten hayatıyla oynuyor burada. Evet, ve yine Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren riskli yapılar ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Şöyle ki, bir binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği anda yıkılması
binanın içinde bulunan görevlinin son anda kaçmaya çalışması görüntülerden kaçmadı. Ciddi, heyecan verici bir an görüyoruz kendisini şu anda. Yıkılırken kaçıyor. Evet, onun için bu yapıların tekrar dayanıklılığı tartışılıyor. Evet efendim, şimdi tarihe büyük bir saygısızlık haberimiz var burada. Bu önemli bir haber aslında. Bursa'nın İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar ilanı aşk tahtasına döndü. Nasıl diyeceksiniz? UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası geçici listesinde yer alan İznik'in 2000 yıllık surlarına kimliği belirsiz birileri ilanı aşk yazıları yazmış, böyle gördüğünüz gibi. Sprey boyalarla. Acaba onun neresi olduğunu bilmediği için mi bunu yaptı? Amaç neydi bilmiyoruz. Evet, bizler gördük ama bir daha yapmayın lütfen bunu. Buyurun izleyelim. Antik tarihten gelen çok önemli bu Roma yazısı ise maalesef Magandalar tarafından saldırıya uğramış. Yazılar neredeyse yok olmuş ve gördüğünüz gibi üzerine kazılarak bu yazılar yok ediliyor. 2000 yıldır ayakta olan bu surlar bizden çektiğini, ne doğadan çekti, ne de etrafını saran Haçlılardan çekti. Her şeyi bizden çekti. Yani ufak tefek doğal olaylarla belki yıkıldı, döküldü, kırıldı ama üzerine her türlü sloganı, her şeyi biz yazdık. Her şeyiyle biz tahrip ettik. Kırdık, döktük ve hıncımızı alamadık. Elimize geçirdiğimiz boyalarla da bu yazıları üzerine koyduk. Ya merak ediyorum. İnsan sevdiğinin ismini yol geçen hanı gibi olmuş bir yerde duvarlara nakşeder mi? Yazar mı? Yani bir nevi artık ahlaksızlığın not defteri haline gelmiş. Aynı düşünceleri paylaşıyoruz efendim. Ve Çorum'da bir kadın, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denetimlerini sürdüren polislerin yanına yalın ayak koşar adım gidiyor. Neden? Kadın koşarak geldi, eşinin yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Evet, gördüğünüz gibi bir cesaretle evden kaçmayı başarmış ama yalın ayak kaçmış. İşte KADES uygulamasının ne kadar önemli olduğunu her yerde bir kez daha anlıyoruz. Efendim, bir garip kaza var şimdi sırada Sakarya'nın Erenler ilçesinde. Psikolojik sorunları olan SK kendini bir otomobilin önüne atıyor. Çarpmanın ardından ayağa kalkıyor. Ben daha ölmedim mi diyerek bir başka aracın altına tekrar önüne kendini atıyor. Hastaneye kaldırılıyor ve işte görgü tanıkları o anları anlatıyor bize. Şoför arkadaş bir sağ bir sol yaptı. Yaptıktan sonra da önüne geçti. Hafiften çarptı ona. Gördüğünüz aracı sağa çekti. Daha sonra burada oturdu arkadaş. Oturduktan sonra da teselli ettiler arkadaşı. Hani neyin var neyin yok diyerekten. Oradan koşarak ben hala ölmedim mi deyip buradaki arabaya çarptı. Arabada şu ileride. Ambulans geldi daha sonra. Ondan sonra arkadaşı arabaya taşıdık ama... Kafayı yemiş milletimizin, Allah yardımcısı olsun. Hani bunlar nedir? Bile bile şu arabaya çarptı. İki şoföre de yazık yani, psikolojileri gitti ikisinin de. Bile bile seyir halindeki arabaların önüne attı kendini. Evet, yine otobüste bir kavgadan bahsedeceğiz. Çekmeköy'de bir otobüs şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmaya otobüsteki bir yolcu da katılınca efendim gergin anlar yaşandı. Kavgaya karışan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen kişinin otobüsü tekmelemesi cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. Bir anda oldu. Motorcuyla otobüsünün arasında çekişen bir kavga vardı işte, bir tartışma vardı. Biz girdik araya işte, ortalığı yatıştırmaya çalıştık. Yani otobüsçüyle motorcunun arasındaki bir tepki olayı vardı. Otobüsçüyü biz uyardık, hadi abi sen oturaklı bir abisin yani, bulaşma sağa sola. Devam et, içeride yolcularınız var. Diğer arkadaşlar, işte buradaki arkadaşlar motorcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Bir anlık bir olaydı yani, pek fazla bir şey olmadı ama... Tabii ki huzur kaçtı yani. Tekmeleyen oldu. İşte o akli dengesi yerinde olmayan arkadaş araya girdi. Onu uzaklaştırmaya çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama pek fazla bir şey olmadı. Tabii ki o yumruklar falan, tekmeler olmasaydı daha iyiydi yani. Efendim, müzik olsaydı otobüsün içinde belki iyileştirir miydi biraz? Müzik her yerde olmalı. Bu arkadaşlar da aynen onu yapmışlar, hem de kayak yaparken. Ordu'nun Kabadöz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde müzisyen Akif Beyazıt ve Necati Hamza Çebi yan flüt eşliğinde şarkı söyleyip kayak yaptığı anlar çok güzel bir şekilde sosyal medyada ilgi odağı oldu. Şöyle bir bakalım.
Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Sezon kapanıyor. Son haftamız bu. Bir video çekelim istedik. Müzikle kayağı bir araya getirelim istedik. Burada kayakla müziği birleştirelim istedik. Ve alana çıktık. Hilal Nur kamera görüntülerimizi alırken Necati kayak yaparak, ben de boardla Necati'yi boardun üstüne oturtarak bir müzik eşliğinde bir görüntü alalım istedik. Sosyal medyada bize gösterilen bu desteğe minnettarız. Müthiş gerçekten, tebrik ediyoruz. Efendim, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sarıyer Belediyesi kadın futbol takımı altyapısında eğitim görürken dünyaca ünlü İspanyol futbol takımı Barcelona'nın Barca Akademi Okulu'nun burslu olarak girmeye hak kazanan Derin Çimen Döger'i evinde ziyaret etti. Derin çok heyecanlı, bizler daha heyecanlıyız. Şöyle bir izleyelim. İsmim Derin Çimen. Yeşil sahalara çok iyi yakışıyorum. Futbolcuyum. Avrupa'da milli takımda oynamak istiyorum ve milli takımımızı temsil etmek istiyorum. İçimden geldi, oynamak istedim işte. Aras abim de beni yaz spor okulları falan yazdırdı. Tamam. Oradan gençlik spor erkeklerle bakanlığımızın işte. Gençlik tamam. Oradan da işte Sarıyer Okulu'na, Sarıyer Belediyesi'ne. Tamam. Didem Hoca da beni seçmene getirdi. Orada da Barcelona'ya getirdi. Orada bir saat oynadım maç bitene kadar. Alkışladılar hem de beni çok beğendiler. Aldılar takımlarına. Futbolcu olmak istiyorum. Futbolcu olmak istiyorsun. Evet. Ama aynı zamanda okuman lazım. Evet. Çünkü eninde sonunda futbol belli bir yaştan sonra yapamayacaksın değil mi? Ondan sonra da yine hem geçimini temin etmen lazım. Hem aile ekonomisine katkı sunman lazım. Hem de İnsanlarımıza hizmet etmen lazım değil mi? Ne olmak istiyorsun peki? Futbolun yanında ne yapmak istiyorsun? Evet. Oku. Futbolcu olamazsam bile ya beden öğretmeni olmak isterim tamam. Ya da matematik öğretmeni. Ne güzel aslında, ne kadar da mutlu bir gurur. Baba ister ki hani bir oğlu olsun, futbol oynasınlar beraber. Bir kızı var ve müthiş futbol oynuyor. Ne mutlu efendim sizlere. Eğer programa da gelirseniz konuşmak isterim sizinle. Beyefendi, Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi var. Çok da büyük hem de. Şöyle ki, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Ayşe Sarıkaya, Türkiye'deki ilk kadın amatör spor kulüpleri federasyon başkanı olarak tarihe geçti. Sizi Denizli'de yaşayan evli ve bir çocuk annesi olan Ayşe Sarıkaya ile tanıştırmak istiyorum. Buyurunuz. Benim de küçüklükten beri özlemim de futbol. Fakat ben sizin kadar şanslı olamadım. Niye? O zamanlar için kadınlar ligi yoktu. Biz sokakta oynuyorduk. Kadınlar olarak hakikaten sporu sadece cinsiyetçi değil, her alanda mücadele etmesi gereken bir branş olarak görmemiz gerekiyor. Sizleri kutluyorum. Çok güzel oynuyorsunuz. Daha ilerlerde, daha güzel şeylerde imza atacağınızı inanıyorum. Daha büyük kitleye de hedef olduğunuzu ve örnek olduğunuzu inanıyorum. Biz küçüklüğümüzde bu kadar şanslı değildik. Organizasyon yapabileceğimiz statlara sahip değildik. Ne yazık ki sokaklarda oynuyorduk. Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan da adaylığımı koydum. Tabii büyük bir mücadele sonucu seçimde başkan olarak seçildim. Artık biz varız. Değişim ve gelişim zamanı, mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Kadınlar her alanda olmalı. Çünkü üretkendir, derleyicidir, toplayıcıdır. Yani kucaklayandır, her zaman düzenleyendir, nizamlıdır, intizamlıdır, titiz davranırlar, hedefleri vardır, başarı sağlamak için her türlü çabayı gece gündüz demeden çalışırlar. Ben onun için her alanda gerçekten kadınların olması gerektiğine inanıyorum. Başkanım selam olsun. Ne kadar güzel sıraladınız. Kadın isterse neler yapabilir, hangi platformlarda olabilir? Gerçekten de öyle mutlu olduk. Şimdi Muş'tan bir haber geliyor. Erzurum'da 9 yaşında başladığı karateye, yaşamını sürdürdüğü Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karate hocası olarak devam eden Aydan Ferhatoğlu. 200 çocuğa eğitim veriyor. Aydan bir yandan annelik yapıyor. Bir taraftan da kız sporculara savunma sanatını öğretiyor. Çok heyecanlı. Şöyle bir izleyelim. Derslerimizde şu an 200 tane sporcudan devam ederken bunun %70'i kız oranında. Kızlarımıza verdiğimiz destekten dolayı kızlarımız her gün, her geçen gün kayıtlarımız kız yönünde daha çok artmakta. Ben de bir anne olarak, bir kız çocuğu annesi olarak onlara elimden gelen bütün imkanları sağlamaya çalışıyorum. Çünkü kız çocuklarının çok iyi bir değer hak ettiğini düşünüyorum.
onların geleceği için bir yön çizmeye çalışıyorum. Onları disiplinli, ahlaklı ve saygılı bir öğrenci yetiştirerek aileye saygısı, spor ahlakını alan bir öğrenci olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü ülkemizde şu an bayanların bu kadar ezildiğini gördüğümüz halde biz onların ezilmeyeceğini, iyi bir savunma sanatını kazandırmak için uğraşıyoruz. Karate sporunu büyük bir keyifle yapıyorum ve her gün antrenmana gelmeyi iple çekiyorum. Milli takıma sporcu olmak, olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonlarında ülkemi temsil etmeyi isterim. Ve efendim Antalya'dan Kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda lüks resmi otomobilde sabit görev yapan kadın polislerden bahsetmek istiyorum size. Vatandaş ve esnaftan oldukça fazla ilgi görüyorlar. Vatandaş kadın polislerin yanına en çok adres sormak ve fotoğraf çektirmek için gidiyor. Şöyle bir bakın. Antalya Emniyeti'nin gülen yüzü, kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı'nın ise kanatsız koruyucu melekleri. İşte bu lüks otomobil içerisinde görev yaptıkları süre boyunca bu bölgede oluşabilecek her türlü asayiş olayına karşı hazırda bekliyorlar. Gurur duyduk. Kadınlar her yerde. Güzel bir şey. Son zamanlarda böyle polise karşı bir fobi oluştu çocuklarda. İster istemez bunu yenmeleri için şu anda çok güzel bir ortam var. Ya biliyoruz işleri çok zor, gerçekten zor. Çok güzel bir duygu. Kadınların her yerde var olduğunu görmek. Biz her yerde varız. Evde de varız, sokakta da varız. Her yerde varız. Aileler çoğu zaman yanımıza yaklaşıp çocuğumun polis korkusu var, onu aşmamız lazım diye geliyorlar. Çocuklar ağlayarak gelerek gülerek gidiyorlar yanımızda. Burada asayiş uygulamalarımız oluyor. Şaşırıyorlar tabii ki kadın polisler yaptığı için bu işi. Daha çok fotoğraf çekinmek istiyorlar dediğiniz gibi bizlerle. Biz kimlik sorgularını yaptıktan sonra fotoğraf çekim işine geçiyoruz. Efendim bu hastalık erken öldürür demişler kendisine ve hayatını değiştirmiş hanımefendi. Acaba neyden sonra? Antalya'da akromegali, büyüme hormonu fazlalığı teşhisi konulmasının ardından doktorunun bu hastalık erken öldürür sözüyle hayatını tamamen değiştirme kararı alan 32 yaşındaki Sema Doğan. 6 yıldır dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü etkinliklerin yanı sıra Türkiye'yi il il gezerek hayallerinin peşinden gidiyor. Akromegali hastasıyım. Yaklaşık 6 yıl önce bu hastalığın teşhisi konuldu. Tabii ki teşhis konulana kadar bayağı bir süreç geçti. Şöyle anlatayım ben size hastalığımı da. Büyüme hormonunun fazla salgılanması. Ben ilk hastalığımı öğrendiğimde doktora sordum. Akromegali nedir dediğimde bana şunu söyledi. Bu hastalık erken öldürür dedi. Ben o gün doktorun yanından çıktığımda dedim ki madem bu hastalık erken öldürüyor, ben de yapmak istediğim hiçbir şeyi ötelemeyeceğim ve hayallerimi yaşayacağım dedim. Ondan sonra yıllardır ötelediğim yani çocukluk hayalim olan dağcılığa başladım. Benim size tavsiyem herhangi bir engelinizin olması, hastalığınızın olması yapmak istediğiniz şeylere engel değildir. Emin olun doğada olmak, sevdiğimiz şeyleri yapmak bizi yıpratmak yerine iyileştiriyor. Evet ve şimdi akıl almaz bir haber ve görüntüleri var. Avcılar'da özel arazilerinin çitlerine atlayarak bahçeye giren bir kadın 3 yaşındaki köpeği zorla otomobiline bindirerek çaldı. Evet aynen öyle oldu. Bir evin bahçesine çitlerden atlayarak girip köpeği çaldı. Bu görüntülere ulaşan ev sahipleri Merve Hekimoğlu kadının ve köpeğin bulunabilmesi için seferber oldu. Olacak iş değil efendim, buyurun izleyelim. Sadece çişini yapması için kısa bir süreliğine bahçeye bırakmıştık. Gözümüzün önündeydi zaten. Daha sonra çitlerden atlayıp kadın önce çağırıyor dörtlü yakıp. Köpeğim gelmeyince ışıkları geçer geçmez ileride sağda durup çitlerden atlayıp Hisar'ı götürmeye çalışıyor. Yakasına yapışıyor böyle tasmasından çeke çeke götürüyor. Kaldırımda bırakıyor, peşinden gelir zannediyor. Gelmediğini görünce tekrar kaldırımdan girip yakasında tasmayı tutup götürüyor. Arabanın arka kapısını açıp Hisar'ı tutup tekrar arka kapıdan sokup sol tarafa doğru ilerliyor. O benim evladım yani doğduğu günden beri ben de bir insandan daha çok değer verdim. Maddi manevi ona olan bağım, ona verdiğim değer yani paha biçilemez. Zaten sesimi bu kadar çok duyurmamın sebebi de bu. Buradan da gerçekten çalan insana sesleniyorum. Yani bir köpek çalarak hırsız damgası yemek yakışmaz. Eğer kendisi getirirse söz veriyorum zaten. Yani kesinlikle şikayetimi geri çekeceğim kendisi teslim ederse. Ama getirmediği sürece adli sürecin devam edeceğini ve daha da elimden geleni yapacağıma buradan yemin edebilirim. Bu işin peşini de bırakmayacağım.
Arkadaşım, siz bu cesaretle gidip o köpeği çaldınız. Lütfen geri getirin. Çünkü fazla fazla köpekler var barınaklarda. Yedi kuleye gidin. Her yerde fazlaca sahip edinebileceğiniz, sevebileceğiniz köpek var. Bırakın kadıncağızın köpeğini, geri götürün. Olacak iş değil. Akıl alacak bir şey değil. Gerçekten. Ama böyle haberlerle karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Hayatta her zaman her şeyle karşılaşıyoruz. Duygularımız da bütün aslında hissettiklerimizle beraber, kadın isterse de bugün yine hayata dair güzel bir program hazırladık efendim. Konuklar kim diye merak ediyorsunuz tahmin ediyorum. Bakın kimler geliyor. Eğlenceli, ekranların gülen yüzü, çok renkli. Şöyle bir baktığımda yapmış oldukları yaşına oranla o kadar büyük ki. Tanıyorsunuz değil mi efendim? Demet Gül geldi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sevgili oyuncu Demet Gül, nasıl hissediyorsun kendini kendi ülkende? İyi hissediyorum. Yani sonuçta köklerim buradan. Hani yani annem babam Türk. O yüzden burada olmak çok güzel bir Kaç şey. Kaç yıldır Türkiye'desin? 7 yıl oldu. Oldu değil mi? Ama yine de tabii uzunca bir süre Almanya'da doğdun, büyüdün. Orada bir konservatuvar bitirdin. Münih Konservatuvarı'nı bitirebilmek her Türk'ün yapabildiği bir şey değil tahmin ediyorum orada. 3 kişi mi girmiş bugüne kadar sadece? Öyle bir araştırma Kaç var. Kaç tane bilmiyorum ama benim girdiğimde kimse yoktu. Ya. İki sınıf üstümde bir Türk vardı. Onun dışında bak, çok nadirdi. Peki nereden oyuncu olmaya karar verdin? Var mıydı içinde böyle bir dürtü? Yani zor bir sorudur bu da ama bana da sorarlar bazen. Nereden başladınız bunları yapmaya diye? Size soracağım. Nereden başlıyor acaba bütün bunlar? Bilmiyorum. Yani galiba şeyi çok seviyordum. Hani sahneyi. Sahneyi, insanları eğlendirmek. Hani mesela tiyatro dersimiz vardı okulda. Mesela oraya gitmiştim. Küçüktüm daha ama çok hoşuma gidiyordu. Ezber çalışmak, bir şeye hazırlanmak. Evet. Ondan sonra aslında avukat olmak istiyordum. Aa, çok enteresan. Yani aslında hiç böyle bir şey planlamamıştım. Sonra evet. Bir anda böyle bir yola girdim. Böyle bir yola hiç farkında olmadan ya da aslında altta yatan bazı şeyler vardır ama beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkıverir. Kaç yaşındaydın bunu yaptığında? 17. Konservatuvara gitmek 20-21 yaşımda. Yani aslında evet. Bayağı hani hedeflerin bittiği bir noktada hani üniversite bitti falan gibi düşünsene. Evet. Yani hani bir kariyer planı yapmışsındır önceden diye düşünürken evet. Sen avukat olmak isterken oyuncu olmuşsun. Ama işte böyle oluyor. İçinde bir yetenek varsa demek değil mi? Olabiliyormuş demek ki. Olabiliyormuş. Şimdi Fatma Hanım da böyle bir şey yapmış. Hem de öyle bir şey yapmış ki Fatma Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Fatma Türktekin. Evet. Kimsiniz siz? Yaşam koçu ve yazar diye geçiyor ama çok evet. Fazlası var sizde. Şimdi hepsini sayınca sanki övünüyormuş gibi oluyor ama aslında yaklaşık 50 yıla yakın bir hayat içerisinde mecburen geçtiğiniz aşamalar. İngilizce öğretmeniyim aslında. Hollanda'da doğup büyüdüm. Daha sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptık ilkokuldan sonra. Benim çocukluktan beri hep bir yazar olma hayalim vardı. Aslında sıra dışıdır. Yazar olmayı çocuk çok düşünmez. Evet. Ama hep kitaplara ilgim vardı. Kitapları okurken alır gider, başka dünyalara götürür sizi, o insanlarla, o olaylarla buluşturur. Hem başkalarının tecrübelerinden öğrenmek çok değerli. Hayal dünyanızı geliştirin bir diyebilir miyiz? Bir ömrümüz yetmez evet her şeyi kendimiz tecrübe etmeye. O yüzden kitapları çok seviyorum. Evet ve bir kitap yazdınız. Fakat evet, değişik bir kitap bu. Değişik. Üç kadın bir araya geldiniz dünyanın farklı yerlerinden ve dijital evet. Platformda bu kitabı yazdılar. Bu kitap ki şu anda uluslararası platformda en çok satanlar listesine girdi. Kaç yılında? 2017. 2017'di. İnanılır evet. gibi değil ve kaçıncı baskı? Bu yani sürekli basıyor onlar. Sürekli basıyor zaten dijital evet. platformda evet, ama böyle bizden. Kitap olarak da elimize alabiliyoruz. Yani evet e-kitap olarak da indirebiliyorlar. Bu şekilde de alabiliyorlar. Evet.
Bu iç kadın fikri nereden geldi? Aslında Angelika, Barbara, Fatma. Evet. Yani ne alaka? Nereden, nasıl oldu? Ben hep şunu hayal ederdim Ebru Hanım. Dünya barışına çok inanan biriyim. Hani güzellik yarışmalarında derler ya dünya barışı. Bu benim gerçekten hayat amacım. Böyle şey hayal ederdim, bir tarafımda Yahudi, bir tarafımda Hristiyan, Budist insanlar, kadınlar el ele tutalım, bir sahnede duralım ve dünyaya bunun mümkün olduğunu gösterelim. Savaşlar olmasın, böyle inançlar, ayrımlar yüzünden farklılıklarımızı renk olarak görelim. Böyle yurt dışı eğitimlere sürekli katılıyorum ben. Oralarda tanıştığım insanlar bunlarda. Bir fikir birliğiyle take a cup ne demek aslında? Bir çay içelim mi demek? Bu ne demek? Kap bir fincan gibi bir şey aslında. Değil mi? Bu fikir de yani kitabın oluşma şekli de kapakta o fikir benden çıktı. Bu arkadaşlarla biz her hafta toplanıyorduk ve hayallerimiz üzerinde konuşuyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Aslında bir nevi güç grubu oluyoruz. Bu bir kişisel gelişim kitabı özetle. Tam olarak değil ama üç yazar da aslında bir nevi koçluk yaptıkları için kişisel gelişim kitabı gibi de oluyor. Hı hı. Biz 7 tane soru sorduk kitabın içinde ve her soruya üçümüz de ayrı ayrı cevap verdik. Hiç birbirimizin cevabına karışmadık, hı hı. Okumadık. Aynısını yazmayalım farklı olsun falan diye hiç uğraşmadık. Hı hı. Aslında biz üç yazar hala bir araya gelmedik fiziksel İnanılır olarak. İnanılır gibi değil ama evet. Müthiş müthiş bir şey bu. Hani şu anda ama astrolojiye için... inanır mısınız? Astrolojiye yani bazı tabii. İnsanlar bir araya gelmezler ama hani yıldızları falan böyle evet, uyumlu falan derler ya. Barbara Yahudi New York'ta doğup büyümüş bir aha. Koç arkadaş. Angelika Yunan asıldı. Selamlar da, gönderelim buradan tabii, kendilerine. Acaba umarım... sizin burçlarınız, burcunuz ne? Yengeç. Siz efendim? Yengeç. Yengeçler burada. Ben de balığım. Efendim bu hafta bizi neler bekliyor? Hemen gelmek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Aygül Aydın bugün bizlerle ve bu evet. Hafta önce bir yarısını daha sonra diğer yarısını anlatacak burçları. Ama bu sefer balıktan başlayacağız. Ay lütfen. Harika. Evet efendim. Tamam. Buyurunuz. Peki. Balık burçlarından başlıyoruz. Ebru Hanım'ın burcundan evet. Topluyuz bu hafta. Herkes o Sercan'ın sistemi duyuyor benim. Evet, evet. Evet. Buyurun, balık bakın. Şöyle açıklayalım. Aslında birazcık bu hafta çok önemli bir hafta. Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Kişisel hayatlarımızda iletişimimizin çok hızlandığı bir döneme gidiyoruz. Balık burçları özellikle hayatlarıyla ilgili, kendileriyle ilgili çok önemli kararlar verebilirler. Özellikle neden diyoruz bunu? Çok böyle kendi değerlerini düşürdüklerini düşündükleri. Biraz kaygı duydukları bir ayı atlattılar. Şimdi artık planlarını ve isteklerini eyleme geçirecekleri bir zaman içerisinde olacaklar. Kova burçları iş hayatlarıyla ilgili gündeme gelebilirler. İletişim çok önemli olacak kova burçlarıyla alakalı. Belki yeni bir işe başlayabilirler, yeni bir projeye başlayabilirler. Bunu iyi değerlendirsinler diyoruz. Ve oğlaklara geçiyoruz. Oğlaklar son 2 yıldır çok yoruldular, çok yıprandılar. Çok zorluklar yaşadılar ve burayla ilgili konuları, özellikle de iş hayatlarıyla ilgili konuları toparlayacakları harika bir haftaya giriş yapıyorlar. Çarşamba ve Perşembe gününü çok önemli bir şekilde değerlendirebilirler diyoruz. Şimdi geçiyoruz bakalım yay burçlarına. Yaylarda aşk ve ilişkilerle ilgili bir de aile hayatıyla ilgili böyle ilişkileri çok yönetemedikleri bir süreç içerisinde olabilirler. Bu hafta böyle ağızlarından çıkan şeyleri çok daha doğru bir şekilde söylemeye özen göstersinler. Akıllarına ilk gelen şeyi söylemesinler. Biraz daha dikkatli olsunlar. Biraz öfkeleri olabilir. Bu öfkeyi yenmeye çalışsınlar. Öfke güzel bir şey değildir. Evet. Buna dikkat etsinler diyoruz. Evet daha sonrasında da akrep burçlarına geçiyoruz. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar da bizi tabii dinlesinler. Parasal ve finansal konular çok önemli olacak bu hafta içerisinde. Finansal ve ekonomik konularını değerlendirebilirler. Çok yatırımsal konulara, iniş çıkışlara, alım satım gibi konulara bu hafta çok hızlı hareketlerde bulunmasınlar ve dikkatli olsunlar diyoruz. Terazilerde yükselen burcu terazi olanlar da ilişkilerle ilgili konuları çok önemli olacak. Merkür Koç'a geçiş yapıyor. Ve en azından ne söylediklerine ya da ne söylemek istediklerine çok daha dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. İlişkiler konusunda önemli bir geçiş dönemindeler. Belki bir iş görüşmesi yapacaklar. İlişkiler dediğimiz sadece birebir kadın erkek ilişkileri olarak tabii öyle değil. Bakmamak lazım. Evet, bu mi? İş evet. Ortaklıkları olarak da düşünebilirler. Ne söyleyeceklerine dikkat etsinler. Lütfen. Efendim burada balla kesiyorum sözünüzü. Hemen sevgili Demet'in yanına geçiyorum. Yurt dışında oyunculuk yaptın, Türkiye'de oyunculuk yaptın. Setlerde, sahnelerde, sinema filmlerinde, festivallerde seni çokça gördük sevgili Demet. Hangisini seviyorsun diye soracağım sana. Hepsini. Hepsini değil mi? Ayırt edilemez. Hepsinin yeri farklı.
Yani tiyatroda bir sahnede olmak çok özel, çok başka bir duygu. Hani hem bu 6 hafta prova süreci çok heyecanlı geçiyor. Sonra sahneye geçiyorsun, inanılmaz bir heyecan oluyor. Bir de başından sonuna kadar olan bir şey ya. Hani evet. Şimdi dizide ya da filmde işte kesip yapılıyor. Aynen. Ama onun da özelliği ayrı. O yüzden hepsini seviyorum. Hepsini seviyorsun. Peki zorluklar, önüne sıkıntılar çıktı mı hiç bu süreçte? Hani zordur, önünde zorlu yollar vardır derler. Yani yurt dışında da kapılar sana zor mu açıldı, kolay mı açıldı? Merak ediyorum oradaki kariyeri. Çok kolay değildi. Evet. Hani şeyi hissettirdiler hep. Yani aslında bir şekilde buraya tam ait değilsin aslında. Hı hı. Hani sürekli kendimi ifade etmek zorunda kaldım. Hani neden buradasın? Niye mesela niye başörtü takmıyorsun? Yani böyle çok şey sorular. Hani herkesin şeyi farklı olabilir ama yani böyle çok bir takabilirdin şey, yani takmayabilirdin. Takmayabilirim. Böyle yani, bir garip bir ön yargı var orada yaşayan Türklere karşı. O garip bir şey peki. Çok var. Ya da işte mesela rol teklifleri geliyor. Almancayı tam konuşamıyormuş bir karakter. Niye konu? Yani mesela benim dersim en iyi notları Almanca'da da alıyordum mesela. Ama sürekli bu ön yargı, yani birçoğunu o yüzden de reddettim. Hani bu ön yargılara girmek istemedim. Maalesef böyle bir şeyimiz var. Bunları yaşadın ister istemez değil mi? Türkiye'ye geldim, burada nelerle karşılaştım onu da sormak istiyorum. Fakat Fatma Hanım, yaşadığımız tüm olumsuzluklar içinde sizin gibi pozitif enerjiyi bulmanın sırrını lütfen, ne güzel gülümsüyor. Bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Burada gülmemek ne mümkün, dansla başladık programa. Sağ olun efendim. Ben şöyle bir şey, metafor kullanıyorum aslında, insanların da beynine kazınsın bugünlerde. Çünkü sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz, pandemi vesaire, iş kaybeden insanlar var, belki iflaslar vesaire daha arttı. Ümitsizlik içerisinde olan insanlar olabilir. Ben öyle bir süreçten geçtim ve bunu yaparken hep tüneli görmeden tünelin sonundaki ışığa inandım. Hayatımda da hep böyle yapmaya çalışıyorum. Sonuç odaklı mısınız yani? Bu öyle bir şey mi? Yani bir şekilde her şey yoluna girecek. Girecek. İnanıyorum. Peki ne yapmam gerekiyor? Hangi adımları atmam gerekiyor? Onları atıyorum ve ilerliyorum. Ümitsizlik bizim yola çıkmamızı engelliyor. Peki sizin de hayatınızda yaşayıp ilham almak diye tabir ettiğiniz bir dönem olmuş. Biraz paylaşabilir misiniz? Bu hikaye çok etkileyici. Bu iflas hikayesini lütfen diyorsunuz. Evet, biz başarılı iş hayatı olan insanlardık ve eşiniz ve siz. Eşim ve ben birikim de yapmıştık 25 yıl boyunca. Sonra işte bir sürü insanın yaptığı gibi, tabii bu arada restoran açmak kötü bir şey değil, yapıp başarılı olan çok insan var, öyle bir kodlamayalım. Tabii. Dedik ki birikimlerimizi bir yerde değerlendirelim. Ve restoran açmaya karar verdik. Halbuki hiç bildiğimiz bir alan değil, yaptığımız bir iş değil. Eşim bankacıydı, ben İngilizce öğretmeni. Ve böyle bir işe girdik. Sonrasında işte 2 yıl direndik. Bir de eşim onu kaybetmemek için sürekli borç yapmaya devam etti. Orada pes etsek bu kadar olmayacaktı ama pes etmedik. Sonuna kadar direndik. Ve elimizdeki bütün birikimi kaybederek bir de üstüne yüklü borçlandık. Her şeyi kaybettiğimiz bir dönem. Evi, arabayı, iş yerini, her şeyi tabii, kaybettiniz. Tabii tabii, her şeyi, bankada paralar falan ve en son işte dükkanın devrinden elimizde kısa bir küçük bir nakit var. Onunla da acil şeyleri birazcık kapatıp çevirmeye çalışıyoruz. Ama o sırada iş bitti. Eşim de işi bırakmıştı, restoranın başında durayım da ben toparlayayım diye. Biz öyle bir durumdayız ki benim de çocuğum küçüktü, daha başlamamıştım öğretmenliğe tekrardan. İkimizin de işi yok, gelir yok ve borcumuz var. İflas etmiş durumdayız. Bu şekilde bir, yani insanların hakikaten ümitsiz olmak her şey için gelebiliyor, her nelerle karşılaşılıyor. Neden var yani, ümitsiz, içinizi karartmak için her neden var. Öyle bir zamanda Kayseri'ye, memleketimiz orası, oraya bir ziyarette bulunmuştuk. Dönerken de yolda arkada oğlum uyuyor. Her ikisi de uyuyunca eşim şöyle bir baktı onlara, böyle bir derin iç geçirdi. Niye iç geçiriyorsun dedim. O sırada da benim elimde bir kitap var İngilizce, kişisel gelişimle ilgili. Sürekli oradan okuyorum, hoşuma giden alıntıları eşime çeviriyorum. Dedi ki,
niye iç geçirdin var mı dedi. Sen durumumuzun farkında mısın? Bir hafta, iki hafta sonra okullar açılacak. Bu çocukları özel okula gönderebilecek miyiz? Biz nerede oturacağız? Evimiz neresi olacak? Nerede çalışacağız? İstanbul'da kalacak mıyız? Tabii döndüm. Bunu özellikle anlatıyorum ki en kaos olduğu anda bile ümit var. Ben dedim sen kim olduğunu unutuyorsun galiba. Sen bir sürü firmayı ayağa kaldırmış, başarılı bir CEO'sun, işte eski bir bankacı vesaire. Hayır dedi, ben batmış bir iş adamıyım. Ay. Kendisini sadece son tecrübesiyle tanımladı. Birçoğumuz böyle yapıyoruz. Ya. Hayatta başımıza bir şey geldiği zaman sadece o küçücük ana takılıp sanki bütün oymuş gibi bu şeye benziyor. Çok önemli bir şey değil mi? Yolda, son tecrübemizle kendimizi. Evet, aynen. Sanki şey gibi düşünün Ebru Hanım, böyle geniş, harika, manzarası müthiş bir yerde ilerliyorsunuz. Her yer harika, ağaçlar, çiçekler. O sırada ayağınız küçücük bir su birikintisindeki ya. Çamura girdi ve bütün gün sadece o çamura bakıyorsunuz. Hayatın içinde o anılar aslında çok küçük küçük noktalar. Onu öyle görebilirsek peki şimdi ne yapmam lazım? Nasıl toparlanmam lazım? Adımlar önümüze çıkar ve ilerleriz. O sırada dedim ki sen kim olduğunu unutuyorsun. Bir telefon gelir hayatın değişir. Bu kadar kolay yaptım ve telefon çaldı. Ve yaptınız. Eşiniz tekrar döndü. Başına geçti bir şirketin. İş teklifi geldi. Siz bu kitapla CEO oldu. Toparladınız. Şöyle yaptım. O CEO olduktan sonra... İnanılır gibi değil, bakar mısınız? Yani... Hikaye buraya döndü. O anda iş teklifi geldi Ebru Hanım. Bir hafta içerisinde biz çocukların okulu, ev falan her şeyi ayarlamıştık. Ben o zaman şöyle bir biraz şey söyledim. Biraz da güçlü olmanın burada... Bu karakterin evet. önemli bir şeyi var. Senin evet. hayatında böyle hiç Allah tam yolunda gitme dediğin anda böyle bir çıkış hikayen var mı? Çok. Değil mi? Çok oluyor mesela yani. En aklına gelen örnek. Bilmiyorum sanırım konservatuvara girme sürecinde olabiliyor ya da işte mesela teklifler filmde oluyor, başka olmuyor. Olmuyor oluyor. Yani sonra bir anda geliyor mesela bir şey olmadığında mesela şunu fark ettim. Olmaması gerekiyor. Evet değil mi? Olmaması gerekiyor. Bu tamamen okey bir şey. Çünkü ondan sonra gelen şey müthişti mesela. Evet. Yani evet diyorum. İyi ki o olmadı ki bu oldu diyorum. Yani ne güzel. O yüzden hep her şeyde bir hayır vardır sözüne ben de çok inanıyorum. Çok sen nasıl çeviriyorsun bunu bilmiyorum ama. Peki seni hep böyle eğlenceli komedi rollerinde izliyoruz ve çok da beğeniyoruz. Özellikle böyle bir seçimin var mı? Yoksa denk mi geliyor sana bu tarz roller? Yani Almanya'da iki yani hem dram hem komedide oynadım ama Türkiye'de işte ilk Ulan İstanbul'da tanındığım için evet. oradan tanıdılar şey yaptılar. Evet, biraz izleyelim bakalım seni o görüntülerde neler var. Selam Tuval. Stop! Şimdi oldu. Gel Buracığım, gel. Hoş geldin Muratcığım. Yandaki hanımefendiye söyle sınırı geçmesin. Yasak bölge. Ama... Üzgünüm Didemciğim. Burası tuvalin alanı o yüzden bir şey söyleyemem üzgünüm. Sakın! Patchwork yaparım senden. Evet gerçekten çok güzel görüntüler. İzlerken de seni çok keyif alıyoruz Demet. Teşekkür ederim. Başka sevdiğin şeyler var mı? Mesela çiçek sevmeyen kadın var mıdır bilmiyorum. Ben bayılırım. Değil mi? Çiçekleri çok severim. Ya. Şimdi siz ne kadar çok çiçek seviyorsunuz? Özellikle menekşe seviyorsunuz. Siz kimsiniz efendim? Hikaye konuğumuz Özlem Bektaş. Kendisi bitki geliştiricisi. Ama yaşam hikayesinde menekşelere olan bir düşkünlüğü ve bunun bir sebebi var. Öncelikle hoş geldiniz. Lütfen anlatır mısınız bize? Sağ olun. Hoş bulduk. Aslında menekşelere pek ilgim yoktu. Daha doğrusu evde bir iki tane bitkim olurdu ama böyle 1200 tane farklı çeşitten bitki yetiştirecek o kadar büyük koleksiyon yapacak bir merakım yoktu. Dünyadaki en büyük koleksiyonersiniz doğru mu? Bu resmi değil ama evet sanırım en fazla ikinciyimdir. Bir başvuralım yani alalım sizin resmiyetinizi. Bence de yoktur yani. Bence 2000'den de. Fazla ve bir takım hikayeniz var. Anlatabilir misiniz? Anneanneniz mi seviyordu çok? Anneannem
Anneannemin bir tane menekşesi vardı. Anneannem çok çalışkan, sürekli çalışan bir kadın. Öyle çiçek yetiştirmeye falan pek vakti yoktu. Evet. Ama sizi çok seviyor ve sizi büyütüyor anneanne. Aynen. Annem, anneannem, babam, biz hepimiz aynı evde büyüdük. Hı hı. Anneannemin bir tane menekşesi vardı. Televizyonun kenarında onu tutar. Evet. İşte gider gelir sever ama menekşe de bir türlü çiçek açmıyordu. Ondan sonra bir gün ben üniversiteye giderken sabah kalktığımda baktım anneannem menekşeyi böyle eline almış. İşte seni aşağı atacağım eğer açmazsan diye tehdit ediyor balkonun kenarına kadar gitmiş böyle. Ha, kızıyor menekşeye. Kızıyor, bildiğin kızıyor. O olacak iş değil. Evet. Sonra anneannemi ben 8 sene kadar önce kaybettim. Ah, başını sağ olsun. Çok da benim için çok değerliydi. Yani herkesin annesi değerli. Benim için güçlü kadın örneğiydi anneannem çünkü... Hem benimle ilgilenişi, bana verdiği moraller. Mesela hiç okuma yazma bilmezdi. İlkokul 1'de ben okumayı öğrenirken çalıştığı kumaş fabrikası öyle bir kampanya başlatmış. Kadınlar okumayı öğrensin diye. O da bana geldi. Kızım dedi, ben seninle okumayı öğreneceğim. Hiç unutmuyorum. Böyle bu kadar bir büyük kitabı vardı. Başında Atatürk'ün resmi olan. Günlerce, haftalarca çalıştık onunla. En sonunda ismini yazabilir, okuduğunu anlayabilir oldu. Adres sormaya utanıyorum. Parmak basmak istemiyorum. Suçlu muyum ben derdi. Ah, çünkü imzasını atamadığı için parmağını bastırırlardı. O yaşta bunu öğrendi. Zaten memleketten geliş hikayesi de ilginçtir onun. İlk eşi zatürreden vefat ediyor. Teyzem 1,5 yaşındayken. İkinci eşi annemin annesi, iki tane annemin babası, iki tane de kızı var. Ondan sonra o da yazık ki vuruluyor. Oo. Anneme 2 aylık hamileyken. Hayata bakar mısınız? Sonra, okuma yazma bilmiyor, buraya geliyor. Hayır. Bir dayısına gidiyor, diyor ki ben diyor buralarda duramıyorum, beni bir daha evlendirmesinler. Ben çalışmak istiyorum, İstanbul'a gitsem ne olur? Ah canım. O da diyor ki kızım senin için temiz olduktan sonra... Sen doğru olduktan sonra kimse sana yanlış yapamaz. Ondan sonra çocukların bir kısmını alıp bir tanesi köyde kalmış. O haliyle evi yok, parası yok, hiçbir şey yok. Yani İstanbul'a gelmiş ve her şeyi baştan yapmış. İplik fabrikalarında çalışarak, kumaş. Ben ailede okuyan sanırım annemden sonra ilk çocuğum. Ay vay 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 vay. Acayip bir hikaye, bakar mısınız? Evet. Peki ve anneanne sizin hayatınızda önemli bir etkisi var. Peki neden menekşe? Menekşeye anneanne kızdı, onu biliyoruz. Sonra? Sonra anneannemin öldüğü sene ben çok yakın bir arkadaşımı da kaybetmiştim. 10 yaşımdan beri arkadaşım. Bayağı kötü bir dönemim oldu. Yani bayağı bir değişiklikler oldu ayrıca kendi özel hayatımda da. O dönem bir sabah uyandığımda o anıyı görerek rüyamda uyandım ben. Yani... Rüya gördüm demek istemiyorum çünkü aslında anıyı gördüm uyanırken. Ve sanki böyle anneannem bana yine bir mesaj iletiyormuş gibi geldi. Gidip o menekşeyi bulmak istedim. Hani küçük gül gibi katları olan kırmızı bir menekşeyi. Ha, onu arıyoruz biz. Evet. Meselemiz o mu bizim? Evet. Nerede, burada mı? Yok. Ha, yok 2000 tanenin içinde. Yok, hiçbir yerde yok. Hala ulaşamadınız o menekşeye. Bütün yolculuk bununla başladı. Yani bütün İstanbul'u aradım, bütün çiçekçileri dolaştım o menekşeyi bulamayınca. Şimdi bize lisede... Ay, çok enteresan değil mi? Bir menekşenin peşinden bir yaşam. Yani aynen. Filme konu olur. İlginç oldu. Gerçekten insan kendini hiç beklemediği bir yerde buluyor. Hani hanımefendinin anlattıklarına benziyor biraz benim hikayem. Böyle ben matematikçiyim aslen. Yazılım. Daha da şaşırtıyorsunuz beni şu anda. Özlem başka? Şimdi bunu ararken ben tabii lisede aldığım eğitim biraz benim farklı. Alman müfredatında biz eğitim gördük ve Alman müfredatına çok ayrıntılı biyoloji bilgisi verilir. Benim şansım bu oldu. Dedim bunu menekşeyi ben kendim yapabilirim. Yani arılar yapıyor, kuşlar yapıyor da ben niye yapamayacağım? Bulacağım menekşeyi diyorsunuz. Evet, o zaman tabii bunun adının ıslahçılık deniyor. Türkiye'de yurt dışında hybridizer diyor bizim gibilere insanlar. Bilimsel bir çalışmaymış aslında. Sonradan anladım tabii. Bunun bilimsel olduğunu anladıkça da ben çünkü çok severim bilimi, araştırmayı. Matematikçiyim diyorsunuz. Evet. Bitmedi okul ama evet. Bitemez. En azından zaten girmişsiniz oraya. Evet. Peki. Bu böyle araştırmaya devam ederken. Tohum falan keşfettiniz en sonunda. Nedir? O yapraktan üreme.
Şimdi ya, bunlar dünya üzerinde olmayan çeşitler. Bu gördükleriniz streptokarpus. Mesela... Ya kadın isterse neler yapıyor bakar mısınız? Bu bir menekşe. Evet. Ama menekşelerin küçücük mor yaprakları olur çiçeklerinde o kadar. Yani 7 santim boyutunda büyük bir menekşe yoktur. Bunu yeni çeşit geliştiricileri yapar. Yani iki farklı çeşidi birbiriyle birleştirirler, dönerler. Evet. Ondan çıkan tohumları dikerler ve bir sürü farklı şey elde ederler. O ne? Şimdi bunları böyle gidip çiçekçide bulabileceğiniz bir şey değil ya. Değil yani, bir biz sürü koleksiyonerler kendi aramızda birbirimize yaprak hediye ederiz. O yapraklardan klonlarız menekşeleri. Bakar mısınız? Ve bunlar küçücük yavrular, çok eğlencelidir onları büyütmek. Peki siz bunları böyle yetiştirirken kızıyor musunuz arada? Hadi aç çiçeği, neredesin, kırmızı çiçek falan. Hani hatırlanıyor musunuz çiçeği? Şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Meğerse o dilden anlarmış. Menekşe canlı dediğimizde biz. Ne düşünüyorsunuz bitkiler hakkında? Canlı olduklarına kesinlikle inanıyorum. Peki, tabii bir hisleri olduğunu... Yani canlılar yani, zaten inanmama gerek yok. Beyni olmadan düşünen yaratıklar, beyni olmadan bizim yaptıklarımızı... Hissederler. Her şeyi hissedebiliyorlar. Organları olmadan yaşayan, üreyen şeyler, vay, canlılar, vay, vay, insan... Vay. Bitki de olsa insan diye dalga geçerim ben evde bazen. Hı, şaka yaparım. Konuşmanın işe yarıyor bence. Annem konuşuyor, orkideleri evet. Var. Ben böyle bir şey görmedim. Orkidelin her tarafından çıktı ve sürekli onlarla konuşur. Evet. Ay tatlım, aşkım. Hatta masaya oturduğumuzda deme çok fazla yaklaşma diyor. Yani ben kalkayım istersen diyorum. Hani o kadar güzel bakıyor ki çiçeklere. Ne kadar güzel. Ya aslında size bir şey söyleyeyim mi? Her şey Merkür'den. Öyle mi dermişim? Oraya bağlarmışım meseleyi. Özlem gerçekten harikasınız. Umarım anneannenizin menekşesini bulursunuz. Bulunca bize haber verir misiniz? Tabii merak ki, ediyorum. Tabii ki ilk öncesi haberimiz. Lütfen bir de bir şuna bir resmileştirelim. 2000 tane menekşe koleksiyonları. Alkış. Gerçekten alkış size. Tebrik ediyorum. Çok İyi ki geldiniz. Harikasınız. Ve burçların devamıyla efendim. Sizdeyim. Nerede kaldık? Başak'ta kaldık. Buyurunuz. Evet, Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar bu hafta içerisinde iş ilişkilerini çok güzel bir şekilde... projelendirebilirler, güzel iş ilişkileri kurabilirler, hayatlarıyla ilgili çok radikal kararlar verebilirler. Başaklar sadece bu hafta yönetici gezegenlerinin burç değiştirmesinden kaynaklı biraz daha söylemlerine dikkat etsinler, ifadelerine dikkat etsinler ama fikirlerini harekete geçirmek için mutlaka bir eylemde bulunsunlar diyoruz. Aslanlara geçiyoruz. Aslan veya yükselen burcu da aslan olanlar. İş hayatlarıyla ilgili bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu olduysa önümüzdeki geçtiğimiz hafta da bunu yaşamış olabilirler. Ya da böyle haddini bildirmek duygusu, daha fazla kişisel anlamda köşeye sıkıştığınızı, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konular varsa onların bu hafta haklılığını görebilir ya da bu hafta onlarla ilgili çok önemli karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Mümkün oldukça sakin ve anlayışlı olmanız, empati yapıyor olmanız sizi bir adım öne taşıyacaktır diyebiliriz. Yengeç veya yükselen burcu yengeçler de burada aramızda. Evet, çok yengeç fazla var bugün. Evet, yengeçlerin de çok büyük bir kariyer fırsatı ya da iş fırsatına doğru ilerleyebildiklerini söyleyebiliriz. Önemli görüşmeler yapacakları ve iş hayatlarında da çok zirveye doğru ilerledikleri bir dönem başlıyor onlar için. Bunu çok iyi görmeleri ve duymaları gerekiyor. Öncelikle kendileri de inanmaları gerekiyor. İş hayatlarıyla ve kariyerleriyle ilgili ne başlatmak istiyorlarsa çok doğru bir zaman olabilir. Bu hafta mutlaka denesinler diyoruz. İkizler veya yükselen burcu ikizler, onların da yönetici gezegeni Merkür'dür. Burç değiştirdi, koça geçiş yaptı. Oldukça sıkıştıkları, köşeye sıkıştıkları ve zorlandıkları bir süreç içerisindelerdi. Çok yorgun hissediyorlar kendilerini çünkü Mars da ikizler burcunda. Ama bu hafta iş hayatlarıyla ilgili çok başarılı ya da eğitim varsa işin içerisinde, eğitimle ilgili konularınız varsa çok başarılı olabilirsiniz. Burada çok avantajlı işler içerisinde olacaksınız diyoruz. Boğa veya yükselen burcunuz boğaysa Merkür. Bu kısım da beni ilgilendiriyor. Yükselen boğa değil mi sizin? Evet. Tamam. Şöyle söyleyelim. Boğalar için zaten Merkür'ün koça geçmesiyle birlikte özellikle içe dönük oldukları bir dünyalarını yani içlerinde çözmeye çalıştıkları olayları artık dışa vurarak bunları daha yüzeysel bir şekilde bir noktaya taşıyacaklar. Özellikle iş ortamları ve çalışanları varsa onlarla ilgili konular, önemli gelişmeler, yeni başlangıçlar, yeni projeler noktasına gidebilir. Başarılı bir süreç onları bekliyor. İkili ilişkilerde biraz daha empati yapmaya çalışsınlar, biraz daha dikkatli davransınlar diyoruz. Yükselen koç veya güneşi koç olanlar, koçlar için de kariyer anlamında önemli bir dönem başlıyor.
İlişkilere de dikkat etsinler, birazcık koçlar söylemlerine de dikkat etsinler diyoruz. Ay Aygül Aydın, gerçekten harika şeyler söylediniz. Şimdi haftalık burç yorumlarına hep bakıyoruz vesaire. Bir de bu bir şeyler ilerliyor, geriliyor vesaire sürekli hayatımızda bir dönem. Peki geçen yıldan daha iyi mi olacak en azından şöyle bir yıldızlara baktığınızda nasıl ya, görüyorsunuz? Açıkçası ben bunu şöyle açıklıyorum. Astroloji spor yapmak gibi bir şey. Eğer sizler fit bir ruha sahip olmak istiyorsanız astrolojiyle sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Eğer fit bir ruh istemiyorsanız canınız sıkıldığında ayağınız böyle takılıp da düştüğünüzde ya gökyüzünde bir şey mi gidiyor bir şey mi oluyor değil biraz mi? Dememek gerekiyor. Ruhumuz da fit olsun lütfen. Yani çok iyi bir söz, çok sevdim ben bunu. Ya eğer bunu istiyorsak astrolojiyle çok daha stabil ve çok daha istikrarlı gitmek gerekiyor. Astroloji aslında gökyüzü sürekli dönüyor. Her anımız çok önemli. İki günde bir ay faz değiştiriyor. Ya acaba ay... Bugün mesela konuşuyorsak Oğlak Burcu'ndaysa yarın Kova Burcu'nda olacak. Bu bizim ilişkilerimizi de değiştiriyor, dönemlerimizi de değiştiriyor. O yüzden biraz daha yakın temas içerisinde ilgilenirsek hayatımız her zaman güzel olmaya aday. Her zaman iyi olur. Bizim elimizde ya. Mutlaka da güzelleştirebiliriz. Müthişsiniz. Haftaya harika başladık sizinle efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aygül Aydın, iyi ki geldiniz. Ve ben hemen masama geliyorum. Sevgili Demet, Ertuğrul'u tanıyor musun Fatma Hanım? Ertuğrul'la tanıştınız mı? Ertuğrul bizim programımızın içerik koordinatörü. Ve efendim her hafta seçtiği haberlerle hem beni ekrana taşıyor gündemi sunmam için hem de çok güzel hikayelerle buraya geliyor. Yine bugün o günlerden biri, bakalım ilginizi çekecek mi? Buyurunuz Ertuğrul. Öncelikle günaydın herkese. Ekran başındaki izleyicilerimize de günaydın diyeyim bu haftanın ilk mesai gününde. Hafta sonu beni etkileyen iki tane haber oldu Ebru. Onları hazırladım. Tamam. İki tane insan öyküsü, iki tane kadın öyküsü bunlar. Ben bir şey rica ediyorum Demet Hanım, Fatma Hanım. Ebru senden de. Tamam. Şöyle... Gözlerinizi bir kapayın, ben bir şey anlatacağım. Onu düşünmenizi istiyorum. Gözlerinizi bir kapayın. Vallahi biz az önce anneannedeydik zaten. O hikaye bizi çok etkiledi. Şimdi kapadık gözleri. Erzurum'da, ne yapıyoruz? 92 yaşındasınız. Erzurum'da damadınızla ve kızınızla yaşıyorsunuz. Hastalanıyorsunuz bir gün. 92 yaşındasınız, unutmayın bunu. Hastalanıyorsunuz, sizi hastaneye götürüyorlar. Hastanede testler, tetkikler yapılıyor... Ve koronavirüse yakalandığınızı öğreniyorsunuz. Doktorlar diyor ki eve götürün annenizi, orada karantinada kalsın, ilaçlarını kullansın diyorlar. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Bunu hissettiyseniz. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Annelerini, 92 yaşındaki annelerini eve götürüyorlar. Damat diyor ki sen koronavirüse yakalandın. Bir pazar çantasına eşyalarını koyuyor. Sen bu evde kalamazsın diyor. Atıyorlar 92 yaşında evden, anneyi evden. Evden atıyorlar. Hiç empati yapmadı mı bu damat? Hiç şimdi bu izleyeceği haberi görürse utanmayacak mı bilmiyorum. Önce bir haberi izleyelim, sonra konuşalım. Peki. Teyze senin testin pozitif mi çıktı? Yalan söylüyorum yalan. Şey değilim. Ama eğer pozitifsen evine, hastaneye gitmen lazım teyze. Ambulans geldi. Bilmiyorum. Hastasın. Seni bırak gel evine götürelim. Ben uzak. Pardon. Test. Korona testi vermişsen pozitifsen. Yok. Vallahi vermişsen. Ha şimdi aradı. Hiç. Vallahi vermişsen. Gel seni vallahi götürdüm. Yok. Anacığım bak sen hastasın. Kim bile seni uzaklayayım. Bak seni hastaneye götürmemiz lazım. Seni tedavi ettirmemiz lazım. Bu şekilde sokakta bir başına git yalnız bile. Başına olmaz. Sen de gittin. Ama olmaz öyle teyzeciğim bak. Allah rızası için bizde gel ya. Kurban olayım sana ya. Böyle yapma bize. Lütfen rica ediyorum. Çok hastanın çok genel durumu iyi. Yani Covid pozitif olduğu söylendi. Tanı almış. Dün almış tanıyı. Hastaneye yatış endikasyonu olmadığı için bizim zorla hastaneye yatırmak gibi bir durumumuz yok maalesef. Hastanın evinde karantina şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Ha bilmiyorum, ben böyle olaylarda söyleyecek söz bulamıyorum. İnsanlar biraz empati yapmalılar. Hepimiz yaşlanmayacağız. Vicdan. Biz vicdanlı da bir toplumuz. Yani yapılacak aslında şey, bir odaya koyacaksınız annenizi. İlaçlarını vereceksiniz. Güzelce besleyeceksiniz. Gıdasını vereceksiniz. Ve iyileşecek. Bu kadar. 92 yaşında. O güne kadar bakmışsın. Yanına almışsın. Evet. Niye şimdi sokağa atıyorsun? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Bence çok korkunç. Korkunç bir şey. Düşünemiyorum. Aklım almıyor. Çünkü yani insanız. Orada... yani muhtacı olan bir insan var. Yani
Peki kızı bir şey söylemedi buna yani, hani damat diyelim böyle bir şey dedi ama evet, kendi kızı neden sessiz kaldı? Allah yardımcısı olsun. Efendim sıkılıp bunaldığımızda, kendimizi kötü hissettiğimizde, mutsuz hissettiğimizde ufak bir rahatlama bir şeyi anlatabilir misiniz bize? Hepimizin ihtiyacı var. Evet, bu haberin üstüne de iyi gelecek. Gerçekten kötü yani bunları duymak ama maalesef var. Böyle olaylar da var, cinayetler de var. Kısaca. Önce benzinin tamamen bitmesini beklememek lazım. Ben bunu yakıt gibi düşünüyorum insanda. Keyif bizim yakıtımız. Enerjimizi keyifle dolduruyoruz. Ondan sonra güne başlarken o motivasyonla biz zannediyoruz ki bütün iş hayatının yoğunluğu içinde ve daha önemli şeyler varsa tırnak içinde, çocukların okulu, iş vesaire, bunlara vakit yok. Ama kendimize vakit ayırmak, hayattan keyif alarak güne başlamak çok çok önemli. O zaman işte yakıt depomuzu fulliyoruz, evet, ve artık gideceğimiz yere gitmeye hazırız. Bunu nasıl yapacağız? Ben bana gelen tüm danışanlara, koçlukta yaptığım için ve koç eğitmenliği de yapıyorum, koçlar yetiştiriyorum. Bu hep öğrencilerime, danışanlarıma bunu yani söylüyorum. Ne yapalım? Mutlaka onu sabah vakit uyanır uyanmaz. Güne şükürle başlayalım. Şükür. Benim bu üç tane şeye şükretmek enerjiyi çok yükseltiyor. Çok da kısa sürede yapılabilecek bir şey. Herkes keyif listesi çıkarsın kendine. Ha, nelerden keyif alıyorum ben? Neler enerjimi yükseltiyor? Özlem Hanım için menekşeler, bir başkası için doğada yürüyüş, kedisini sevmek, yağmurda şemsiyeyle yürümek. Sabah ilk kalktığımda müziği açarım. Müzik. Senin için Ertuğrul. Ben de müziksiz başlayamam müzik, güne. Dans. Ben de müzik çok seviyorum, evet, ama bir de ne seviyorum biliyor musunuz? Spor seviyorum çok. Evet. Spor hayatımda, evet, olmazsa olmaz. Eğer spor varsa, hareket varsa hemen motivasyonumuz yükseliyor. Sonra diğer ikisini de alacağım. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün duruş bozukluğuna yönelik egzersizler yaptıracağım. Tamam, çok iyi. Bazen ben de bırakıyorum kendimi. Hadi öğret, evet, bize. Evet, haftaya dik başlayalım, tamam, diyoruz. Evet, hemen çok kısa şöyle boyun kaslarımızı kısa kısa esnetiyoruz. İster misiniz sağ, yapmak sol hep beraber? Çok ufak. Şöyle. Kısa esnettikten hemen sonra bugün yerde yapacağız. Yapma. Yüzüstü ya, yatarak yapacağız. Bütün i̇şte egzersizlerimizi. Buraya gelemeyeceğiz şu an. Evet. Biraz zor. Biz burada kaldık. Ellerimi dümdüz uzatacağım. Yere değiyor. Alnımı dümdüz koydum. Sağ elimle ayağımı kaldırıyorum. Bir. Nefes vererek. Çok iyi. Evet. Sırt kaslarını mı kuvvetlendiriyoruz? Evet, bütün arka bandımızı çalıştırıyoruz. Tamam. İkinci hareketle ellerimi yerden bir yumruk kaldırım yukarıda tuttum. Nefes vererek kendime doğru çekiyorum. Daha geri çekiyorum. Müthişsiniz Serhat. Bunu kaç defa yapıyoruz? Bunların hepsini 2-15 yapacaklar. 2-15. Evet. Üçüncü son bir hareket daha mı geliyor? Yine alnım yerde kısa kısa yukarıya. Evet. Kick yapıyorum nefes vererek. Yine 15 tekrar, 2 set. Son hareketimiz zor ve en sevdiğim hareketlerden birisi. Peki. Düz uzattık, nefes vererek. Ay yüzüyoruz. Evet, ay, tekrardan. Yani sırt kasına bakar mısınız? Kapı gibi olmuş yani. Biraz böyle çalışmak lazım. O duruş bozukluğunu tabii biz böyle arada bırakıyoruz kendimizi. Evet. Ne yapacağız Serhat? 4 hareketi yapmanızı istiyorum. 4 hareket. Yüzelim bol bol. Aynen. En ha, son ve güne güzel başlayalım. Harikasın. İyi çok ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Son 2 dakikam var ama şu haberi söylemeden gitmeni istemiyorum Ertuğrul. Hadi. Arkamda görecekler şimdi, yönetmenimden de rica edeyim. Bu çok etkiledi beni, bu öykü. Ay 30 saniye. Gene... Acaba yarına mı bıraksak? Ben ciddi bunda çok misin? Etkileniyorum. O zaman bunu yarın anlatalım. Ay, çok... Eğer çok kısa merak bir süre zamanımız kaldıysa. Merak edecekler şu anda. Öyle mi yönetmenim? Yarına mı kalsın acaba? Gerçekten müthiş. Yarına kalsın efendim, tamam, bu. Çünkü gerçekten anlatmamız çok güzel lazım. Ama kısaca erkek şiddetinin nelere mal olabildiğini anlatıyor. Biz programımızda kadın isterseye dair çok fazla şey anlatmaya çalışıyoruz. Kadının hikayelerine dair. Öyle aynen değil mi öyle. Ertuğrul? Evet. Bu hikaye de çok önemli. Ama yarın anlatalım. Yarın. Yarın acaba kimlerle anlatacağız? Şanslı kim? Şöyle bir bakalım yarınki konuklarımıza.
Efendim en az üç şeye şükrediyoruz ve kadın isterse ne yapar Fatma Türktekin? Kadın isterse dağları yerinden oynatır. Oh müthiş. Sevgili Demet, kadın isterse ne yapar? Her şeyi. Her şeyi yapar. Sen de işte bunun bir örneğisin. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Seni yakından da tanımak çok keyifli. Bol şans, yeni projeler var. Evet. Beyaz Atlı Prens var mı bu arada? O benim. Beyaz Atlı Prenses benim. Bir de Beyaz Atlı Prensesiniz var. İnşallah o da olsun. Her neredeyse ve ne yapıyorsa efendim. Ertuğrul'cum harikasın. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ediyorum. Haftaya keyifli başladık ve yarın yine güzelliklerle karşınızda olacağız efendim. O zamana dek siz de kendinize iyi bakın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.